beyefendiler, genç arkadaşlarımız. Bu güzel akşamda sizleri saygı sevgiyle selamlıyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Değerli arkadaşlar, sandık bazlı seçim çalışması programlarımıza devam ediyoruz. Bugün 10 Temmuz'da sizlerle birlikteyiz, sizlerin arasındayız. 19 mahallemizi sandık toplantılarıyla gezip seçmenlerimizin duygu ve düşüncelerini almak üzere bu programları organize ediyoruz. Teşkilat olarak daha önceden burada ev toplantılarıyla, esnaf ziyaretleriyle, bir takım program ve ziyaretlerle sizlerin arasında olduk. Bugün önümüzdeki yaklaşan yerel seçimlerin dolayısıyla Kozlu Belediye Başkanımız ve Zonguldak Belediye Başkan adayımız Ali Bektaş'la birlikte sizleri ziyarete geldik. Belediye Başkan adayımız duygu ve düşüncelerini biraz sonra sizlerle paylaşacak. Tabii Zonguldak'taki sıkıntıları yakinen bilen birisiyiz bizler de. Yıllık dönemde bir mağduriyet yaşandı. 10 Temmuz'da bunlardan nasibini aldı tabii. Önümüzdeki süreçte 10 Temmuz ve diğer mahallelerimizde artık gerekli hizmetin alması gerektiğini bizler de düşünüyoruz. Bu çerçevede önümüzdeki günlerde Zonguldak'a yapılacak projeleri sizlere tanıtarak sizlerin desteğini isteyeceğiz. Bu destekleriniz hem sizler için hem... Kusura bakmayın çünkü elimizde olmayan sebeplerden ben, bana nereye giderse oraya gidiyorum. O yüzden benden kaynaklanan bir geç kalmadı. Biz nereye gidersek. Kozlu Taşbaca Mahallesi ile 10 Temmuz Mahallesi yakın olduğu için size bir şey söyleyeyim. Kozlu'ya bu kadar gelmiş geçmiş başkanların içinde benim kadar sevilen ve benim kadar eleştiren bir başkan daha olmadı. Çok eleştiriyor. Başkan ben biliyorum bildiklerini. Fark etmez. Allah bilsin. Kıvrım bilmesin. Bak. Niye? Ben diyorum ki Hazreti Ömer en iyi valisini görevden almış. Niye aldın ya Ömer demişler. Vallahi demişler, bunu demişler, herkes seviyor. Daha iyi ya demiş, hayır demiş. O şehirde hırlı yok mu, hırsız yok mu, şahsi menfaatleri olan insanlar yok mu, çıkarcı yok mu? Onların onu sevmesi, bu işte bir anormallik vardır. Bizi sevmeyen bir grup da bunun için sevmez. Yoksa bizim insanlarla ilgili derdimiz hiçbir zaman olmamıştır. Bir de hiçbir iş yapmazsanız kimse sizi eleştirmez. Eğer risk alıp da bir iş yapmaya çalıştığınız zaman bir sürü eleştirecek şey bulursunuz. Hakkında 20'ye yakın dava açıldı. Hiçbir tanesinde haram yoktur arkadaşlar. Sadece niye kanunları tam dinlemedi? Kanunları dinlesen çivi çakamayacaksın. Bir de en büyük eleştiri, yakın olduğu için anlatıyorum ki konulara geçeceğim ondan sonra. Ali Bektaş Kozlu'yu sattı, şimdi gelecek Zonguldak'a satar. Allah Allah ya! Sattım da sanki eve getirdim. Hayır bir de Kozlu'dan öyle bir insanlar eleştiriyorlar şimdi, tamam mı? Diyorlar ki Zonguldak'ta kimse yatırım yapmıyor. Herkes Antalya'ya, İstanbul'a gidiyor. Bütün Kayseri'de, Antep'te, bilmem nerede insanlar, belediyeler yatırımcıya bedava yer verirken ben burayı Kızılay Meydanı'ndan daha pahalı adamlara satıyorum. Adamlar geliyorlar, orada işleri açıyorlar. Onlar da 20 diye hatta yüzlerce insan çalışıyor. Kozlu'yu sattı. Ne kadar değerliymiş bu Kozlu ya. Sanki sattı da cebime koydu hepsi. En az satılan 5 milyonlar aşağıda satılmamış. Daha çok ciddi rakamlardır. Olabilir. Ben 1962 doğumlu maden mühendisi Ali Bektaş. Hayatında, bütün hayatının merkezinde memleket sevgisi, itikat ve iman olan bir hesap bunu. Ancak size bunu laf olarak söylemiyorum. Yüreğimi bir tek Allah bilir. Sadece delicesine bu memleketi seçim alırdı. Benim derdim kendimi kurtarmak değil. Benim derdim şu memlekete gelmiş atalarımız, hepimiz burada kalmışız. Çoluk çocuklarımız hep sağa sola gidiyorlar. Benim memleketimi yaşanabilir hale getirmek. Bu nasıl olacak? Yaşam kalitesini, şehrin kalitesini artıracaksınız ki olacak. Geçen 2009 yılında unutmuyorum. Benim bir mühendis arkadaşım vardı. Dedi ki, Ali dedi ya zor durumdayım, evimi satacağım dedi. Fatih Sesli evi var. Kaç liraya satacaksın dedi, bana müşteri bu. Müşteri arkadaşlarımdan isteyen var mı? 90 bin liraya satıyordu. Uğraştı uğraştı da satamaz. Sonra kayınpederi yardım etti ona. Geçen günü dedi ki hala bizim görüşlerimiz sabah ayrıldı.
Ya Ali dedi, sen dedi Gozu'yu satıyorsun diyor. Herkes öyle söylüyor. La Mehmet dedi. Ben hiç unutmuyorum dedim. 2009 senesinde dedim. Evini dedim satacaktım 90 bin liraya. Satamadım dedim. Şimdi kaç liraya sattın? Sattığı rakamı da biliyorum. 280 milyar istedi. 240'a sattı. 5 sene içinde 90 milyarlık evi 240 milyar lira oldu. Ben dedim Gozu'nun yaşam kalitesini artırıp şehri marka şehir yapmasaydım sana bu parayı kim verir dedim. Bugün bahçeli evlerde insanlar 400-500'e ev satıyorlar. Şimdi 200'e müşteri bulamıyorlar. Niye? Yaşamak için istemiyorlar. Eğer Gozu'nun nüfusu 5 sene içinde 8 bin arttıysa ben doğru işler yapmışım demektir. Eğer hala insanlar dışarıdan bir yerden geldiği zaman bu Gozu ne kadar güzel iş yapmış diyorsalar ben gerek yok, doğru iş yaptım diyor. Ama basit şeylere takılıp eğer insanlara hata ararsanız hata bulmamak, hatasız bir tek Allah vardır. Ben de yanlışlar yapmışım. Ama yanlışlarımda asla haram yoktur. Bunu ben bilirim. Zaten bunun için dedikoduyla değil. O yüzden gözünüzü seveyim. Önce bu Taşbaca Mahallesi'ndeki yakınlığınızdan dolayı kafanızda bir olumsuz imajı varsa bunu silin. Ben size ne yapacağımızı, ne yapabileceğimizi anlatayım. Çünkü bu olgu insanlarda olduğu sürece yeni gelecek bir herhangi birisi hiç bilmeyen belediyeciliği hiç bilmiyor. Hiç. Öbürü de geldi. Diyecek ki ya Zonguldak Belediyesi'nin işte 350 trilyon borcu var. Ben yapamadım. Efendime söyleyeyim Zonguldak Belediyesi'nin işte böyle işleri karışık, darman dağınık ben yapamadım 5 sene gitti. En üst seviyeden talimat geldi. Ben de geziyordum mahalleleri. Hepsini gezerek ne yapabiliriz diye bir sürü projeler hazırladım. Zaten bundan sonraki toplantınızda geleceksiniz. Şuraya bir slide koyacağız. O slide da size 12 dakikalık bir slide. Nelere yapılacağını, nasıl yapılacağını, hangi kaynaklarla yapılacağını hepsini anlatacağım. Böyle yapamam, yok ben bunu yedim, bilmem ne gibi şeyler de yok. Çünkü 2013 yılında geçtiğimiz yıl geldiğinde artık basit sorunların, yol, kanalizasyon gibi sorunların bile tartışılması, bu memlekette hiçbir şey yapılmadı. Bu memlekete gelen insanlara veya bu memlekette çalışan insanların tamamının canını, ciğerini, kolunu, bacağını vererek Türkiye'deki bir sürü imkan tanıması fakat kendinin geri kalması. Hayır biz bunları hak etmiyoruz. 110 bin kişinin yaşadığı yerde 20 bin kişinin zor yaşayacağı bir çarşı merkezini hak etmiyoruz. Veya 110 bin kişinin yaşadığı yerde hiç sahası, oyun bahçesi olmayan mahalleler, çocuklarımızın vakit geçireceği hiçbir şeyden, insanların saat 6'dan sonra kendini evine hapsettiği açık cezaevleri. Herkes dizilere mahkum olmuş. Dizilerde insanlara tamamen bizim yaşantımızı değil de olmayan yaşantıyı pompalamaya çalışıyor. O manevi yıkıntı geleceğimizi karartmaya başlıyor. Çocuklar diyor ki ben diyor böyle yaşamak istiyorum. Annesi babası annesinin asgari ücretle maaşı var, babasının bir emekli maaşı var. Kendisi kahveye gidecek. 26-27 yaşına gelmiş babasına soruyor bana iş bul, bana iş bul. Sen kendin gidip bulacaksın. Ama yapamıyor ana baba yüreği. Evinde kız çocuğu olsa anasına kaynıyor akşama kadar. Uşak geliyor eve belki de iki tane bira içmiştir babasıyla kavga yapıyor. Bunları mı hak etti bu memleket? Bu kadar insanı ölüvererek, bu kadar insanı yaralayarak. Bunu ne yapacaksınız? Yaşamı iyileştireceksiniz. Şehri şehir yapacaksınız ki orada adam gelip yatırım yapacak. O yatırım yaptığı yerde 20 kişi bir yerde çalışacak, 30 kişi bir yerde, 40 kişi. Ve bakın Avrupa'nın gelişmiş ülkelerinin tamamında böyledir. Yaşanabilecek şehirde insanlar mutlaka burada bir döngü olacak diye küçük de olsa yatırımlarını yaparlar. İşte Pozu'yu sattı dediğimiz yerde de şu anda sattığım 3 tane arazide 120'ye yakın sigortalı işçi çalışıyor. Ve bir tanesi temenni attı. 1500 kişi yurt açacak. O 1500 tane talebe Pozu'ya geldiği zaman oradan oraya gidecek. Adamlara da öyle bedava vermedik. 4,5 milyona verdik yeri. İşte ufkunuzu geniş olmadıktan sonra. Şimdi Zonguldak şehri. Gazipaşa, vilayetten başlayıp Gazipaşa'da o Kızılay ve şey evlerin orada bitiyor. Şimdi bir tünelden Çaydamar, Üzüm Mezdenesi'ni Çaydamar'a bağlıyoruz. 1300 metre 8,5 milyonu tutuyor. 69 ambarlarından ikinci makas olduğu gibi tam 4,5 kilometrelik bir bulvar olur. Şehir 650 metreden 4,5 km. Ve bu bulvarın sağında solunda hem sosyal tesisler hem devlet tesisleri hem bankalar hem ticari alanlar. Şehir nasıl büyüyecek başka? Şehri tam 5 kat büyütüyorsunuz bir anda. O şehir büyüdüğü zaman o Gazipaşa'daki dedikodulardan başka bir şey yapmayan insanlar artık iş yapmaya başlayacaklar.
Boğulmuş kalmış 650 metrede. Affedersiniz, bir ay burada yerlenseniz yeni camiye gidecek kadar var ya, bu adam burada yerlenmiş diyecek. Eyvallah. Ben hatalı bir şeyler yapmış olabilirim. İçinizden bazıları beni sevmeyebilir. Gayet normaldir. Bazıları siyasi bakıp sevmeyebilir. Bazıları bir iş yaptı, iş istemiştir benden. Yapmamışımdır, sevmeyebilir. Ama şunu bilin. Yüce Yaradan'ın bana verdiği camdaki her hücreleri bu memleketteki insanlara bir şeyler yapabilmek için uğraşıyorum. Gece gündüz. Sabahleyin yaşam tarzımı bilenler buradakiler çoğu bilir. Sabah namazına giderim. Gece 12'de eve giderim. Günde tam 18 saat kaç kişi çalışıyordur bu memlekette? Niye yapıyorum? Ekstradan bir şey mi kazandım? Asla! Artık her şey açıktadır. Banka hesapları, oğullarım, çocuklarım 50 bin lira param yoktur. Bir evim, bir arabam vardır. Eğer bunu kendim için yapsaydım bir mal hedefim olmaz mıydı? Hayır. Biz bunları kendimizin okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'de gördüğümüz, sonsuzluğa gideceğimiz yerin hesabını vermek için yapıyoruz. Eğer bu memlekette, bu yaşadığımız dünyada öbür tarafa bir şeyle gidersek, dedi her zaman söylüyorum hazırlardır. Sonsuzluğa giden bir yolda, burada 70-80 bilemedin 90, en fazla yaşarsın 100 sene yaşarsın. Öbür tarafa gideceksin 2 trilyon sene, yok 100 bin trilyon sene. Sonsuz. Sabırdaki 70-80 seneyle gideceksin, 70-80 seneyle. Biz bunu diyoruz ki 70-80 seneyle en azından Yüce Yaradan'ın kullarına bir şeyler yaparak, helalinden hizmetler yaparak oraya gittiğimizde asıl yaşantımıza, çünkü burası tamamen bir zahiri bir yaşantıdır, fanidir burası. Oraya bir şey gidermek için. Bunu işte insanların kafası almıyor. Yok diyor ya, mutlaka bunun da bir şeyi vardır. Niye? Dervişin fikri neyse zikri odur. Ben diyor, burada olsam ben mucizeler yaparım diyor. Bizim yüreğimiz bu. Bu Zonguldak'ta da 5 sene sonra bakın nelerin değişeceğini, kitabı destek verirseniz, nelerin bir isteyince yapılacağını, şehrin nasıl bir ayağa kalkacağını, nasıl atağa kalkacağını hepiniz göreceksiniz Allah nasip ederse. Haber, Allah nasip ettikten sonra hiçbir şey olmaz. Bunu yürekten söylediğime, yürekten inanarak söylüyorum. Çünkü benim ikbalim koltuk üzerine değil, benim ikbalim hizmet üzerinedir. İnşallah bu bir dahaki toplantıya geldiğimizde hepinizin birden kafanıza da yatacak ya, hakikaten bunlar olacakmış, niye bugüne kadar olmak sorusu olacak. Şimdi size sözle anlatmaktansa lavar alanından dolmuşçuların kalitesine kadar, şehirlere ulaşımına kadar, mahallelerin artık sıfır altyapı sorunlarından, sıfır suların sorununa kadar, kanalizasyon sorununa kadar tamamı tamamlanacak. Ve kaynak, bazılarınız belki sevmeyebilir ama başbakanın direkt sözü var. Sen git, gerideki her türlü desteği vereceğim sana dedi. Eğer biz bunları yapamazsak, eğer bir şekilde şehrin bir tek kaderini değiştirecek bir işlem yapamazsak, Zonguldak bundan sonra şu anda yoğun bakımda artık kurtulmaz hale gelecek. Oyumuz sizin şahsınıza. Allah razı olsun. Ben zaten farkındaysam. 8 tane oyun var sizin şahsınıza. Sağ olasın. Siyasi benim için görüşleri, insanların görüşlerinden daha çok. İnsanı seven her insan benim için iyidir. Yeter ki insanı sevsin. Ben Zonguldak Üniversitesi'nde doğdum, büyüdüm. Daha sonrasında Malatya'da yer bilimleri okudum sizin gibi. Geldiğimde ne tek hani özel bir şirket, bayan olduğum için iş verdim. Bunun yanında ben işitme engelli milli tekvandocuyum. Burada başladım. On parmağında 10 mağlubet ha. Burada başladım. Avrupa şampiyonluğu getirdim buraya. Yan üçüncülüğü getirdim buraya. Hiçbir maddi olanak sporcuya burada sallanmıyor. Ne bir belediye başkanı, ne ilçelerin belediye başkanı, hiçbir şey. Buradan Sakarya'ya transfer oldum maaşlı. Buradan maaş vermiyorlar, giderlerini karşılayamıyorsun. Oradan Rize'ye, Rize'den daha sonra geldim Zonguldak'a, kendi hocama. Para almadan. Şimdi Trabzon'da oturuyorum. Trabzon'da Trabzon Spor Kulübü kurulacaktı. Maaş verilecekti dediler. Şimdi bu sene Dünya Şampiyonası'na gidiyorum. Buradaki hocamın vefası için döndüm bu tarafa. Siz de tanırsınız, Turan Emeksiz, Kozlu'da. Tanımaz mıydı? Vefa borcu diye geldim, o maaşımı karşılayacak geldim buraya. Şimdi buradaki belediye başkanı gelen İsmail Eşe yedi, içti, bağladı beline ceketini, gezdi. Ben üniversitede okurken benim babam belediye işçisi, 200 milyon falan para yolluyorlardı. 6 ayda bir ben maaş alıyordum.
6 ayda bir para yatıyor. Yani gelen yiyor. Herkes bir şeyler söylüyor. Hiçbir şey yapılmıyor. İş alanı yok. Ben burada mezun olduktan sonra bir tane iş Velioğlu'nun şeyine gittim, adama yalvardım. Beni işe al. İş almadı. Ben gittim Kütahya'da Linyit'te çalıştım. Daha böyle bir kasabada yani. Yaylı gibi bir yerde çalıştım ben 6 ay. Hiç sosyal televizyonum bile yoktu. Niye ben bunları yaşıyorum? Zonguldaklıyım. Okurken diyorlar ki sen Zonguldaklısın. Maden şehrindesin. Hiçbir iş olanağım yok. Ben buradan tutup başka yerlere kız başıma gidiyorsam bu Zonguldak'ın da sorunudur. Buradaki herkesin de kızı vardı. Okuyan da vardı. KPSS'den de 82 aldım. Kayserili arkadaşım 73 alıp TTP'ye girerken ben 82 ile dışarıda kalıyorsam bu Zonguldak'ın zihniyeti utansın. CHP zihniyetin kafasına yazmış olanlar var ya, onlar utansın. Hep böyle bunlar yüzünden bu kadar insanın çocuğu da varsa okuyor, hepsi boşta kalacak. İş imkanı da yok, fabrika da yok. Bunları getireceksiniz. Hayır, bunları söylüyorum işte, bunları yapacaksınız. Sporcun dışarı gidiyor, okuyanın dışarıda iş arıyor. Senin burada zaten insanın kalmıyor ki, buranın yarısı zaten Trabzon. Millet her yere, herkes iş bulabilecek İstanbul'a göçüyor, oraya göçüyor, buraya göçüyor. Burada insan kalmayınca belediye başkanı kendi başına ne yapacak? Buraya iş olanı, fabrika geçecek. İki tane abim var, ikisi de boşta geziyor. Onu anlatmaya çalıştım zaten programda arkadaşlar. Yani iş getireceksiniz buraya, hani her başa gelen şunu yapacağım, bunu yapacağım diyor. Benim size bir şeyim yok. Bu zamana gelenlerden, kada gelenlerden çıkarttığım ders. Ha bunları anlatmaya çalışıyorum. Sporcu olduğum halde bile dışarı gittim. Sporcuya bile burada değer yok. Billboardlara madalyalı resmimi koydular. Ama cebime gelip kimse cebime bırak ya, kafama okşayan olmadı. Ya böyle bir şey olur mu? Zonguldak sporcusu. E ben şimdi geldim. Dünya şampiyonasına gidiyorum. 2014'te Venezuela'ya. Ama Zonguldak adına gidiyorum. Bakayım benim kafamı kim okşayacak? Bile bile gel. Hangi tarihte? Şubat 18. Allah muvaffak eylesin. Şimdi tabii senin içindeki sıkıntıların, dertlerini burada toplantıda anladım. Dertlerini paylaştın bizden. Sonuçta aynı sorunlardan buradaki hemen hemen tek tek her insanın artık bir yerde. Hepsi. Sen insanların seni alkışlamazlığı sebebi söyleyeyim mi? Onların şeylerine tercüman oldu. Düşüncelerine. Hemen hemen hepsi aynısı olduğu için. Tabii bunu yaparken gelecek her belediye başkan adayı kim olursa olsun, ben veya başkası, ben yapmam demeyecektir. Burada kararı verecek olan insanlar hakikaten yapabilme erkine, yapabilme yüreğine hangisi sahip? Bunun kararını vereceksiniz siz sadece. Bugüne kadar yapılmış, yaşanmış background'uyla beraber bakacaksınız. Çünkü ben hiçbir belediye başkan adayı yok, merak etme. Kramer'a kızım be diyecek ya, sen artık gel Zonguldak. Ha ben de diyeceğim ki bak kızım diyeceğim. Madem öyle, Boz'daki bizim en ufak bir şarkı yarışmasına giden adam dahi belediyeden parasını alır gider gelir. Evet, amatör sporlarda 40 tane kulüp vardı Zonguldak'ta, toplam 20 bin lira yardım almışlardı. Bizde 4 tane takım vardı. Yaklaşık yardım 150-200 bin liradır senede. Taşbaca Spor bizde belediye olmasa sahaya çıkamaz. Yani veya bir adam atlettir. Ben diyor Antalya'ya maratona gidecektim. Zonguldak'ta olması lazım. Gelir bileceksin. İşte karar vereceğin adam, ha bu adam gelirse bak bu adam sporu seviyor deyip onun yargısını, onu anlatmaya çalışıyorum. Gelin bakın Kozlu'da Ali Bektaş spor ve sosyal hizmetlerin hangi birine tam destek vermemiştir. Ama nasıl olduk? Emekli olduk. Belediye başkanına gittik. Tabii tazminatını daha 28 sene çalıştık. Tazminatımızı alacağız. 4 lira 4 lira dedi. Git ver mahkemeye. Avukat Gülşen Karasoy'a geldi. Gittim. 1 milyar 600 bin lira dosya parası %15 parandan alırım. Ayda 10 onluk veririm sana dedi. Zonguldak Belediyesi'nde çalışan işçi arkadaşım hanımı Ankara'ya hastaneye gidecek. 500 lira para istiyor belediye başkanından. Başkan baktı, aldı dilekçesini okudu. Para yok dedi. Mafya ayaklı birisi geldi. İş yerimizde grup amiri liste yaptı. Kaç lira alacağım var? 5 lira. 30 lira. 5 lira alırım ben sana ama 1,5 lira istiyor arkadaşım, mafya. 500 lira vermeyen belediye başkanı 29 milyarı liste yaptı. İş yerine geldi. İş yerinde grup amirine verdi. Grup amiri 5 kişiye para dağıttı. Gece saat 2.30 itfaiye geldi. Coşkun Tarık, Zonguldak CHP ilçe başkanıymış. Ben tanımıyordum. 3 kişiyi kaldırdı, çat çut tokatlıyor. Gece vardiyasındayız sabahçı itfaiye. Kalktık arkadaşlarımıza sahiplik yaptık. Kimsin dedik, geldim burada 2.30'da adam tokatlıyorsun.
Ertesi günün vardiyemden sürüldüm. Dedim korktum. Bunlar dedim 28 sene çalıştım. 28 sene bir kalemde silah atarlar. İstifa edip emekli oldum. Şu anda tazminatımı da alamıyorum. Bütün kağıtlar cebimde icrayla uğraşıp duruyoruz. Bu gelirseniz Allah nasip eder de. Bu belediye işçilerine nasıl bir şey düşünüyorsunuz başkanım? Şimdi benim ilk dönemde de bazı sıkıntılar oluyordu. Bu dönem geldiğimde kredi çektim. Tamamını ödedim ki sonradan bu sıkıntı çekmeyeyim diye. Çünkü sene şimdi atıyorum 60 milyar lira kıdem tazminatı alacaksan mahkemeye verdiğin zaman belediyeyi 100 milyara mal alıyor. Fakat kredi çekersen bir 70 bin lira hem de 5 liraya yaymış oluyorsun. Sen peşin paranı alıyorsun. %99.9 Allah nasip ederse seçilirsem öyle yapacağım. İller Bankası'ndan kredi çekeceğim. Hepsini kapatıp işime bakacağım. İnşallah. Sezaklı Gonca da o zamanlar öyle yaptı. Başka belediye şey işçileri bütün gelirleri belediye şeyleri avukatlardaydı. İller Bankası'ndan kredi kullandı. Allah aşkına olsun biz kurtardık onları. İsmail Eşref gitti 17 kişi yemekli yaptı. Bunların tazminatlarını peşin olarak çekti. Bunlara daire verdi, çekti gitti. Oranın da imarını çıkardı. Şimdi gamzeleri mi? Başkanım, başkanım bu tatlı kaldı zaten. Gamze mi? Ha. Adı da Gamze. Yerim gamzeleri. Yerim. Teknik yolda yapacağım. Hayırlı akşamlar.